YouTube kanalımdan hepinize sevgiler, selamlar. Bugün sizlere kış aylarının vazgeçilmez yemeği olan kapuska yemeği tarifi vermek istiyorum. Malzemelerim hazır. Hemen tarifimizin detaylarına geçelim. Ben bir tane lahananın orta kısmını yarıya böldüm ve bunu kullanacağım. Dış kısmını sarma için kullandım. Orta sert kısmını da bu şekilde iri iri doğruyorum. Çok fazla küçük doğramayalım. İri iri doğrarsanız çok daha güzel olacaktır. Doğramış olduğumuz lahanaları geniş bir leğenin içerisine alıp yıkayalım ve suyunu tamamen süzdürelim. Bir tane kuru soğanı yemeklik olacak şekilde doğrayalım. Tenceremize bir yemek kaşığı dolusu tereyağı ekleyelim. 2-3 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ koyduktan sonra tereyağımız eriyene kadar bekleyelim. Tereyağı çok güzel lezzet katıyor, mutlaka ekleyelim. Yağımız eridikten sonra üzerine doğramış olduğumuz 1 adet kuru soğanı ilave edelim. Hafif pembeleşene kadar soğanı kavuralım kavrulan soğanın üzerine bir yemek kaşığı kadar e, biber salçası ekledim. Dilerseniz domates salçası da kullanabilirsiniz tabii ki. Salçamızı da şöyle 1-2 dakika boyunca kavuralım. Kavrulan salçanın üzerine suyunu süzdürmüş olduğumuz lahanalarımızı ilave edelim. Şu an lahanalar fazla gibi gözükebilir. Biraz durduğu zaman zaten hafif sulanıyor ve pörsüyor. Yani tencere alıyor merak etmeyin. İlk aşamada sanki çok fazla kaba gibi gelebilir. Dediğim gibi kapağını kapatıp biraz beklediğiniz zaman o kabarıklığı inecektir. Evet lahananın tamamını tencereme koyduktan sonra kapağını kapatıyorum ve bu şekilde bir 10 dakika boyunca bekleyeceğim ve hafif sulanması gerekiyor. Gördüğünüz gibi o kabarıklığı inmiş. Şimdi karıştırıyorum. Şöyle bir 2-3 dakika daha ağzı açık bir şekilde kavuracağım. Evet şimdi üzerine 2 yemek kaşığı yıkanmış ve suyu süzülmüş pirinç ekleyeceğim. Evet bu şekilde güzelce kavruldu ve artık pirincini ilave edebilirim. Baharat olarak karabiber ve pul biber kullandım. Bunları damak zevkinize göre ilave edebilirsiniz. Damak zevkinize göre tuzunu da attıktan sonra tekrar şöyle 1-2 dakika boyunca kavurmaya devam edelim. Son olarak artık suyunu ekleyebilirim. Ben 3 su bardağı su ekledim, sıcak su. Kullanmış olduğum bardak ölçüm 200 milim standart, herkesin evinde bulunan su bardaklarından. Ve suyunu da ekledim, güzelce karıştırdım ve kapağını kapatıyorum ve yemeğimi pişmeye bırakıyorum yaklaşık 20 dakikada yemeğim hazır oldu. Ama bu süre tabii ki ocak ısısına göre değişebilir. Bu şekilde hafif suyunu çekecek ve lahana'lar yumuşadıktan sonra artık yemeğimiz hazır demektir. Şimdi ocağın altını kapatıyorum ve biraz dinlendikten sonra servis tabağımı alıp sizlere son halinde tabii ki göstereceğim. Yemeğimi servis tabağına aldım. Gerçekten çok lezzetli görünüyor. Kış aylarının vazgeçilmezi olan kapuska yemeğini eğer daha önce hiç denemediyseniz mutlaka bu tarifle deneyin. Gerçekten tadına doyulmaz enfes bir sebze yemeği oluyor. Evet hemen şöyle kaşıkla da alarak sizlere gösterdikten sonra artık videomu burada sonlandırmak istiyorum. Bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Bana destek olmak isterseniz eğer videolarımı gördüğünüz zaman beğenmeyi, yorum bırakmayı ve arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın lütfen. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki zil işaretini de açarsanız yeni gelecek birbirinden güzel tariflerimi kaçırmamış olursunuz. Tarifle ilgili sorularınız varsa onları da bana yorumlar kısmından yazın. Elimden geldiğince ve fırsat buldukça cevaplamaya çalışıyorum. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.